Depresyon klasik anlamda bir mutsuzluk, ruhsal çökkünlük. En çok böyle karşımıza çıkar. Ama depresyon kişinin birçok fonksiyonunu etkiler. Uykusu, iştahı, kilosu, düşünceleri. Çünkü kişi depresyonda karamsarlaşır. Olayları daha negatif görmeye başlar. Daha önceden çok iyi yapabildiği şeyleri sanki yapamayacakmış gibi, baş edemeyecekmiş gibi, insanlarla olan ilişkilerinde mutsuzluk, neşelenememe, olağan zevk aldığı şeylerden artık keyif alamama şeklinde çoğunlukla bu şekilde karşımıza çıkar. Bu haliyle depresyon teşhisi koymak çok da zor görünmez. Ama depresyonun arka planında birçok rahatsızlıklar da olabilir. Fiziksel hastalıklar da depresyon ortaya çıkartabilir. İlişkilerde yaşadığımız sorunlar da depresyon ortaya çıkartabilir. Hormonal sorunlar depresyon oluşturabilir. Mevsimsel değişiklikler depresyon oluşturabilir. Ve arka plandaki bu etkenlerin çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Neden ortaya çıkmış bu sorunlar? İçsel sebeplerle, yani kişinin endojen dediğimiz nedenlerle de depresyonla karşılaşabiliriz. Beyindeki herhangi bir rahatsızlık, herhangi bir tıkanma gibi bir tümör ya da başka şeylerde depresyon ortaya çıkartabilir. Ancak tüm bunların dışında her zaman için mutsuzluk, çökkünlük, üzüntü, ağlama şeklinde değil, sinirlilik, öfkelenme, aşırı huysuzluk, geçimsizlik şeklinde de depresyon karşımıza çıkabilir. Eş ilişkisinde tahammülsüzlük, alınganlık, çabuk sinirlenme şeklinde karşımıza çıkabilir. Ben yaptığım bir çalışmada erkeklerde, evlilik sorunlarıyla gelen erkeklerde 1/5 oranında depresyon gördüm. Ama eşlere sorduğumuzda bu depresyonun sebebini ya da nasıl bir sorun ortaya çıktığını, huysuz, aksi veya içe kapanık, konuşmaz, ilişki kurmaz, kendi halinde herhangi bir soru sorsak bizi tersler şekilde ifade ediyordu. Kadınlar da daha çok geçmişi deşme, geçmiş olayları, geçmişte yaşanan tatsız anıları tekrar tekrar ortaya koyma. Sanki hafıza oraya kilitlenmiş gibi aynı olayı temcit pilavı gibi sürekli ortaya dökme şeklinde karşımıza çıkabiliyor. Tabii burada evlilik sorunu mu depresyonu doğurmuş, depresyon mu evlilik sorununu ortaya çıkartmış? Biraz karışabiliyor. Çok iyi bir değerlendirme yapmak gerekir. Burada iyi bir muayenenin, iyi bir klinik gözleminde yapılması gerektiğine ben işaret etmek istiyorum. Her zaman için geçimsizlik sadece geçimsizlik olmayabilir. Tabii geçimsiz insanlar yok mu? Var. Ama bu geçimsizlik ne zamandan beri var? Bunu da iyi değerlendirmek gerekir. Tedavi edilebilir bir sorunla insanlar ömür geçirebiliyorlar. Yazık. Daha güzel yaşamak varken.